Şimdi inovasyonun tabii çok tarifi var. Açtığınızda her inovasyon kitabı yazan, makalesi yazan kendi tarifini getiriyor ama böyle çok boyutlu bir fenomen olduğundan şöyle genişlete genişlete basit bir tariften açarak gidelim. Bilginin faydaya dönüşümü diyelim, bilginin. Tabii bunun içinde bir yenilik olması gerekiyor. Bilgi yeni olabilir, faydanın kendisi sonuç yeni olabilir ya da dönüşüm sistematiği yeni olabilir. Niye direkt para demedim de fayda dedim? Çünkü kamuda da ciddi inovasyon sistematikleri var. Kamu bir şeyi yeni yapıp önümüze koyduğunda çok örnekler verebilir. Mesela e-devlet sistemi de bir inovasyon olarak değerlendirilebilir. Ucunda kamu bir para kazanmıyordur ama en sonunda toplum olarak biz kamu faydası ya da public good denen sonuca ulaşıyoruz. Ticari firmalar bunu gerçekleştirdiğinde sonuçta bir parasal kazanç elde etmek için yaptıklarından ticari kazanca bağlanır. Yani bilginin faydaya dönüşmesi, tabii bunun için de yenilik olması, bilginin kendisinin, dönüşümün veya faydanın yeni olması diye tarif edebiliriz. Tabii her sanayide aynı algılanmıyor. Bence sanayi belli pratikleriyle bir takım şeyleri doğru anladığını söyler. Hepsi adına konuşmak tabii benim hakkım da değil. Ama biraz daha pratik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin sanayinin büyük bölümünü oluşturan Marmara bölgesinde bilginin üretiminden çok elde olan bilginin yeni ürünlere, yeni süreçlere dönüştürülmesi gibi daha pratik sonuca ulaşacak biçimde algılandığını düşünüyorum. Ankara'nın pratikleri farklı. İzmir'in, hizmet sektörünün veya diğer bölgelerdeki pratiklerin farklı olduğunu düşünüyorum. Ama sonuca olabildiğince pratik ve hızlı ulaşmak ticari sonuca gibi algılandığını söyleyebilirim. Şimdi bunu zaten yapmak gerekiyor. Yani bunu yapmıyorsanız inovasyon olmuyor. Faydaya, ticari sonuca ulaşmak için. Ama bizim genel ülke olarak bu bir ekosistem konusudur. Teknolojik bilgi üretmeden, bilimsel bilgi üretmeden doğrudan sonuca yöneliyor olmamız aslında ekonomik olarak yaşadığımız sorunların da temelinde yer alır. Çünkü hemen hızlıca bir şekilde elde edeyim teknoloji bilgiyi ve bunu faydaya, ticari sonuca dönüştüreyim dediğinizde sürekli siz bilimsel faaliyet yapmadan aynı pratikleri uygulayan oluyorsunuz. Bunun da yapılması lazım ama bilgi ve teknoloji üretimine de olabildiğince kaynak ayrılması gerekiyor. Yani inovasyon süreçlerinde çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fakat bilimsel bilgi üretimi, teknoloji üretimi konularında daha yapmamız gereken çok şey var.